Selamlar arkadaşlar, merhabalar, günaydınlar, iyi günler, ne zaman beni izliyorsanız. Bugün yıllardır yaptığım tarhana çorbası, tarhananın tuz halini yapmak için başlıyorum. Size de Ege tarhanası, Ege yöresinde biz yıllardır bu şekilde yapıyoruz. Belki size de hiç bilmeyenler için örnek olur. İzlerseniz sevinirim. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle malzemeleri tanıtayım. Şöyle tarhana otumuz var. Bu tarhana otumuz dereotunun tohumları oluyor arkadaşlar. Tohumluk olarak ayrılan dereotunun tohumları oluyor. Ben bunun kokusunu, aromasını sevdiğim için içine ilave ediyorum. Bulamadığım zaman diğerinden ilave ediyorum. Bu sene ikisini birden buldum. Şu tarhana otu. Bunu her gün bir tutam, bu alttaki olanı, tarhana otunu, her gün bir tutam, idrar yollarında sistik, herhangi bir iltihaplanma, enfeksiyon varsa bir tutam kaynatıp çayını içebilirsiniz günlük. Faydası var arkadaşlar. Şöyle 2 kilo kadar soğan aldım. Lokanta usulü büyüklerden aldım, küçüklerle uğraşmamak için. Yıkadım, ayıkladım. Kırmızı biberim 3 kilo, domatesim 2 kilo. Tabii ayıklanacak. Ben şimdi ayıklayayım. Alta tarhana kazanımı şöyle koydum. Şöyle tarhananın dibine koyuyoruz arkadaşlar otları. Dibine yatırıyoruz. Üzerine de malzemeleri koyuyorum. Kaynatıyorum. Soğuduktan sonra yoğurdunu, ununu, tuzunu karıştırıp hamur haline getiriyorum. Böyle arkadaşlar. Ben şimdi doğrayayım, hazırlayayım. Siz de oturun, bir kahve molası verin. Evet arkadaşlar, tarhanamızın otlarını yerleştirmiştim kazanıma. Soğanlarını doğradım. Sebzelerin, domateslerin, biberlerini doğradım. Şu şekilde hazır. Şimdi sırasıyla bunları kazanıma atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Soğanları, sert olanları alta atıyorum arkadaşlar. Biberleri, önce soğanları sonra biberleri. Şöyle. En son domatesleri. Bunlar ağır ateşte kaynayıp pişiriyoruz arkadaşlar. Rastgele doğradım. Yemeklik değil. Domatesim, biberimi, soğanımı her şey sırasıyla döktüm arkadaşlar kazanıma. Bu yavaş yavaş ağır ağır pişecek. Çabuk eritmesi için sofralık tuz değil, turşuluk tuz arkadaşlar. Normalde yemeklere de bunları kullanırsanız daha sağlıklı arkadaşlar. Diğerleri de iyot yok. İşlenmiş tuzları kullanmayalım. Şekilde tuzumuzu atıyoruz arkadaşlar. Kısık ateşte pişiriyoruz. Emeksiz yemek olmuyor arkadaşlar. Tarhana çorbası kışın sağlıklı. En azından elimizin altında garanti bir çorbalık malzememiz oluyor. Şehriye çorbası, diğer çorbaları da yapıyoruz. Tarhana çorbası sağlıklı, hasta olduğun zaman falan hemen pişirip içmek, çocuklara içirmek, içinde her türlü vitamin olduğu için, besin olduğu için evlerimizde yapalım. Ben yıllardır yaparım, aralıksız. Geçen yıl yapmadım sadece, 20 kiloya kadar yapmış olduğum var. Eş dosta, akrabalara, işte ablamlara, yeğenlere falan dağıtıyordum, anneme falan veriyordum. Annem düne kadar o da yapıyordu evinde. Biz önce kaynatıyoruz malzemelerimizi, kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra onlar soğuyor, malzemeleri soğutuyorum. Soğuduktan sonra kese yoğurt koyuyoruz. 1 kilo kadar veya 2 kilo kadar kese yoğurt ilave ediyoruz hamura. Fakat ben şu an pazara gitmedim. Dün pazar vardı ama dün pazara gitmedim. Malzemeleri de manavdan aldım. Kese yoğurdunu almadım. Normal yoğurt aldım. O yoğurdu şimdi süzeceğim. Suyunu atmıyorum.
Sebzelerden kalan suyu da direkt koymuyorum hamurun içine. Sulandırmasın diye, daha fazla un takviyesi yapmayayım diye. Onun kalan suyunu da dökmüyorum. Çünkü bütün vitamin soğanların suyunda, biberlerin, domateslerin suyunda. Ondan sonra küçük bir püf noktası göstereceğim. Ben o şekilde yapıyorum yıllardır. Yoğurdu suyuna süzeceğim. Kese yoğurdu saf olarak kalacak. Kese yoğurduna hamuru yoğuracağım. Sebzelerimle beraber, pişmiş sebzelerimle beraber pişir, yoğuracağım hamurumu. Aldığı kadar un. Belli bir ölçü unu yok. Ne kadar alırsa. Yaz sıcaklarında yapmıyorum arkadaşlar. Bir sene yapmıştım. Çok sıcaklarda hamur sürekli ekşiyor. Ekşidikçe çok un alıyor bu sefer. Un alınca da özelliği kalmıyor. Hani un tarhanası gibi bir şey oluyor. Ben daha çok sebzesinin bol olmasını, rengini koyu olmasını tercih ediyorum. O yüzden şimdi Eylül'de biraz daha havalar serinlediği zaman akşamdan yapıp Aydın yöresinde akşamdan yapıp hemen ertesi günü hamuru dökenler de var. Ama tam fermente olmuyor. Yani unla hamuru, unla malzemeleri karıştırıyorsun. Tarhana olması için önce pişmesi gerekiyor. Piştikten sonra yoğurman gerekiyor. Yoğurduyla her şeyle. Yoğurduktan sonra onun gün gün her gün önce ekşiyor hamur. Turşu gibi, turşunun oluşumu gibi fermente oluyor. Önce ekşiyor. Eşledikten sonra her gün yoğuruyorsun hamuru gün her gün. Sabah akşam hamurunu yoğuruyorsun. Toparlıyorsun çünkü ekşiyor, kabarıyor. Daha sonra toparlanmaya başlıyor. Ekşime bitiyor artık. Tarhana oluşmaya başlıyor. Aynı gün yoğurup, akşamdan yoğurup, ertesi gün döken şeyler de var, yöreler de var. Onlara da saygı duyuyorum. Bazı arkadaşlarda 8-9 günde dökenler var, 3 günde dökenler var. Tam ekşi zamanda, hamurun ekşi zamanında döküyorlar. Ekşi sevenler de vardır mutlaka. Ekşi içmeyi sevenler de vardır. Biz tatlılandıktan sonra tarhana içmeyi seviyoruz. Genelde benim yaptığım tarhanayı da herkes beğenir. Geçen yıllarda çok yaptığım zaman işte satın alan arkadaşlar da oldu, komşularım da oldu, arkadaşlarım da oldu. 20 kilo yaptığım zamanlar oldu. O şekilde arkadaşlar, gün gün ben şimdi azar azar sis sıkmadan çekmek istiyorum tarhananın oluşumuna. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Piştikten sonra soğumasını bekleyeceğim. Yoğurma aşamasında tekrar göstereceğim. Görüşmek üzere. Yoğurdumuzu kese yoğurdu yapmak için peynir süzdüğüm şöyle beyaz tülbent. Birebir kumaşçılarda satılıyor arkadaşlar. Peynir yapan, yoğurt yapan varsa evinde. Ben şimdi normal yoğurt almıştım. Kese yoğurdu almamıştım. Bunun şimdi suyunu süzdüreceğim. Yarım saat kadar süzülür. Daha sonra katı olarak tarhanamı ekleyeceğim. Görüşmek üzere. Şöyle dolap kupuna astım. Daha hızlı süzülüyor. Fakat siz kuplarınız sağlam değilse denemeyin. Sadece süzgün içine durabilir. Arkadaşlar tarhanayı malzemeleri kaynatmıştım. Kaynattığım malzemelerin suyunu süzdüm. Direkt su eklemiyorum. Daha fazla un almasın diye. Şöyle önce suyu, unu bir tencerede iyice kaynattım. Biraz buharlaştı, çekti. Özü kaldı. Ve daha sonra bir çay bardağı kadar nişasta ekledim. Muhallebi kıvamında şu an. İyice suyunu çekene kadar kaynatıyorum arkadaşlar. Bu soğuduktan sonra tarhanayı ekleyeceğim. Yani kaynattığımız domatesin, soğanın, biberinin suyunu dökmüyorum. Direkt olarak hamura da eklemiyorum. Bu şekilde suyunu kaynatarak koyultuyorum. Nişastayla bir kıvama getiriyorum. Koyu muhallebi kıvamında. Bunu tarhanaya ekliyorum. Bu şekilde vitamin değerleri de boşa gitmemiş oluyor. Bu soğuduğu zaman tarhanayı yoğurmaya başlayabiliriz. İçimiz bu şekilde arkadaşlar. Yoğurdumu koydum. İşte şöyle karıştırıyorum. Unumuz. Geleneksel tarhana festivalimizi başlatıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Etiyatü dualarını da 7 kere okursanız
ekler sürelerini, her ne yemek yapıyorsanız yemeğinizin bereketli olmasını, evdekilerin şifa bulmasını, hastalıkların şifa bulmasını Allah nasip eder. Ben içimden okuyorum. Etiyata duasını maaş aldığınız zaman, para aldığınız zaman, ilk aldığınız zaman üzerine 7 kere de okursanız paranız bereketli olur. Biraz kepçeyle şey yapayım, tahta kaşıkla toparlayayım. En son yoğurma bittiği şekilde gösteririm. Fazla videoyu uzatmam arkadaşlar. Daha sonra her gün sabah akşam hamur yoğuracağım. Sabah bir kere, akşam bir kere yoğuracağım. Daha sonra önce ekşimeye başlayacak. Hamur cıvıcak, cıvıklaşacak. Daha sonra katılaşmaya başlayacak. Yani en az 12-13 gün sonra biz döküyoruz. Tabii ki yine olmasına bağlı, hamurun şekline, durumuna bağlı. Sabırla. Her gün yoğuruyoruz. Yoğurmak çok önemli. Güneşte kurutmuyoruz arkadaşlar. İçeride kurutuyoruz. Yapanlar bilir zaten. Genç arkadaşlar, hiç yapmayanlar için. Hamuru içeride seriyoruz. Sofra bezi, temiz sofra bezlerine seriyoruz. İçeride küçük küçük parçalara ayırıp o şekilde kurutuyoruz. Daha sonra iyice bulgur gibi ovalanmaya başladığı zaman elimizle veya robotla içine parça parça atarak geçiriyoruz. Ovalıyoruz. O işlemden sonra da temiz bir sofra bezine aktarıp uzun zaman, yine sabahları nemli oluyor, sonra topaklanmalar oluyor. Onu ara ara kevgeden geçirerek eliyoruz. Küçük topakları eziyoruz. İyice birkaç gün kuruması, tam kurumasını sağladıktan sonra kaldırıyoruz. Hemen kaldırırsak nemlenir, küflenir arkadaşlar. Ben toparlayıp son halini göstereyim. Tarhanamız bu şekilde yoğruldu arkadaşlar. Şimdi son hali bu. Ben kaynattığım otları yine her gün yoğurduğum sürece üzerine koyuyorum. Yoğururken üzerine alıyorum. Aromasının geçmesi, daha devam etmesi istiyorum. Tarhananın baştan sona pişmesi ve yoğurulması püf noktaları ile sundum. İzlediğiniz için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha sonra part 2'ye dökümlerde, daha sonra yoğurmadık kıvamlarını gösterirken başka bir video çekerim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İyi pazarlar diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerinizle güzel bir tatil diliyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılımızın başlaması da hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çocuklarımıza Allah zihin açıklığı versin. Görüşmek üzere. Sevgiler ve selamlar.